Nisan 2017'de Rakıl Hilliard isimli bir kadın, korkunç bir cinayet işledi. Nisan 2017'de sevgilisiyle ayrılan Rakıl Hilliard, eski sevgilisinin annesini korkunç bir şekilde öldürdü. Rachel'in evinden oğlunun eşyalarını almak için giden Mitchie Davis ile Rakıl tartışmaya başladı. Bir tablo üzerine çıkan bir tartışmanın Rachel'in bir biftek bıçağı almasına ve Mitchie'nin boynunu kesip kafasını vücudundan ayırmaya çalışmasına neden olduğu bildirildi. 2020'de mahkemeye verdiği demeçte Rakıl, anlaşmazlığın bir tablo yüzünden çıktığını iddia ederek, "Sadece çıldırdım, garajda tartışıyorduk ve kavga ettik," dedi. Mitchie Davis, Rachel'in evine 9 yaşındaki torununu da yanında getirmişti. 9 yaşındaki çocuk, yaşanılan trajediye tanık oldu. Çocuk polise, Rachel'in hiçbir uyarıda bulunmadan yaşlı kadının üzerine atladığını ve ona vurmaya başladığını söyledi. Rakıl daha sonra bıçağı kaptı ve olanlar oldu. Rakıl, eski erkek arkadaşının annesinin boğazını keserken bıçak kırıldı ve katil, İşi bitirmek için başka bir bıçak almaya gitti. Rakıl, kafasında suçu motive eden sesler duyduğunu iddia ederek, "Onlar bana fazla zamanım olmadığını ve onun ruhunun özgürleşmesi ve cennete gitmesi için kafasını kesmem, uzaklaştırmam gerektiğini söyledi," dedi. Katil daha sonra kurbanının kafasını mutfak lavabosuna attı. Rakıl onun başını kesmeye başladığında Davis'in hala hayatta olduğu düşünülüyordu. Olaylar yaşanırken 9 yaşındaki çocuk gizlice kaçtı ve ölen büyükannesinin telefonunu yardım çağırmak için kullandı. Çocuğun yardım çağırmasından kısa süre sonra Kansas polisi olay yerine geldi. Temen Todov ile memurlar, garaja girdikten sonra kadın kurbanın kafası kesilmiş cesedini buldular, dedi. Şimdi 40 yaşında olan Rakıl, evde saklanırken bulundu. Rakıl başlangıçta yargılanmak için yetersiz bulundu. Ancak başka bir değerlendirmeye tabi tutulmadan önce Larned Devlet Güvenlik Hastanesi'nde tedavi gördü. Daha sonra bir bölge mahkemesi davanın devam etmesine izin verdi. Şubat 2020'de Sedgwick ilçesi jüri üyeleri tarafından birinci dereceden cinayetten suçlu bulundu ve daha sonra, o yıl şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.